Nasıl geçirdiniz bir haftanızı? Elif, teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Ev taşıma Sultan, kesinlikle katılıyorum. Üniversitede o kadar çok ev taşıdım ki bunun artık nefret ediyorum ben de çok zor. Tekrarlar yapıldı. Sorular çözüldü. Güzel. Peki o zaman biz de burada soru cevap yapalım. Sonra dersimize başlarız. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Kısaca bir tekrar yaptıktan sonra yeni konuyla başlayacağız. Evet, hazır mıyız acaba tekrarlar için? Evet, bir tek Emine hazır sanırım. Onun için kimse hazır değil. Evet, o zaman başlıyoruz. Bunları zaten çözdünüz. Bunlardan sormayacağım tabii ki. Evet. Manda ve Himalya'nın ilk kez reddedildiği kongre hangisiydi? Manda ve Himalya ilk kez nerede reddedildi? Erzurum. Güzel. Tebrikler Zelal. O zaman Manda ve Himalya kesin olarak nerede reddedildi? Sivas'ta. Peki Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa'nın çıkardığı gazetenin adı neydi? Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa'nın çıkardığı gazete. Güzel, Emine. Tebrikler. Evet, iradeli milli. Peki Mustafa Kemal Paşa'nın benim gazetem dediği gazete hangisiydi? Mustafa Kemal Atatürk'ün benim gazetem. Çok güzel Elif, Hakimiyet-i Milliye. Güzel. Peki Sivas Kongresi'nin toplanmasını engelleyen bir kişi vardı. Onu hatırlıyor muyuz? Hayır. İtiraf devletleri, evet, Ali Galip olayından bahsediyorum. Elazığ valisi Ali Galip, bir de Muhittin Paşa vardı. Elif kopya çekti. Güzel. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Peki temsil heyeti Ankara'ya neden taşınıyordu? Bunu hatırlıyor muyuz? Temsil heyeti neden Ankara'ya taşınıyordu? Herkes bir neden yazsın. Evet, temsil heyeti Ankara'ya neden taşınıyordu? Bulunduğu konum. Evet, bulunduğu konum. Ulaşım. Güzel. Peki başka bulunduğu konum, ulaşım. Ankara güvenilir. Bir neden daha vardı sanki. Ankara'nın halkı milli müdafaa Kuvayi Milliye yanlısıydı. Bunun da etkisi vardı. Evet. Burada kalmıştık zaten. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılmasında sizlerle beraber kalmıştık. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı acaba? Evet, sormak istediğiniz bir şey var mı? Kafanıza takılan bir soru. Yok. O zaman yeni konuyla başlayabiliriz. Tamam, yeni konuyla başlayabiliriz. O zaman ben size ara ara soru soracağım. Şimdi arkadaşlar, Osmanlı Mebusan Meclisi 1877 tarihinde açılmıştı. Peki bu Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılmasında etki eden faktör neydi? Bir grup vardı. Kimdi bunlar?
Hatırlıyor musunuz? Osmanlı Meclisan Meclisi'nin açılmasında etkisi olanlar kimlerdi? Yok, hayır. 1800'lere gideceksin Emine. Müdafaa hukuktan bahsetmiyoruz. Osmanlı Meclisan Meclisi'nin ilk defa 1877'de açılmıştı. 76-77 arası. Kim etkili olmuştu bunun açılmasında? Hatırlıyor muyuz? Arkadaşlar, genç Osmanlılar vardı. Jön Türkler. Jön Türklerin etkisiyle Osmanlı Meclisan Meclisi açılmıştı. Ve ardından 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı-Rus Savaşı 93 Harbi bahane edilerek bu meclis kapatılmıştı. Ve ardından 1908'e geldiğimiz zaman bu meclis tekrar açıldı. Peki 1908'de Osmanlı Meclisan Meclisi'nin tekrar açılmasında etkili olanlar kimlerdi? Bunu hatırlıyor musunuz? Evet, 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edilmişti. Tekrar açılmıştı meclis. Kimin etkisi vardı burada? Bunu hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar, yaşıyor musunuz? Bana bir ses verin. Yaşadığınızdan emin olayım. İkinci meşrutiyeti ilanını kimler istemişti? Hatırlamıyor musunuz? İttihat ve Terakki arkadaşlar. İttihat ve Terakki'nin baskısıyla ikinci meşrutiyet ilan edilmişti ve tekrar Osmanlı Meclisan Meclisi açılmıştı. Ve ardından 1918'de Mondros imzalandıktan sonra bu meclis kapandı. Yani tarihte iki kez 1877'de ilk defa açıldı. İkinci Abdülhamit 93 harbini bahane ederek meclisi kapattı. Ardından İttihat ve Terakki'nin baskısıyla 1908'de tekrar açıldı ve Mondros imzalandıktan sonra bu meclis kapandı. Ve şu anda Mondros'tan sonra Osmanlı Meclisan Meclisi kapalıydı arkadaşlar. Ve Osmanlı Meclisan Meclisi ilk defa Erzurum Kongresi'nde toplantıya çağrıldı. O zamana kadar kapalı. Ve arkadaşlar, Erzurum Kongresi'nde dendi ki işte bir meclis toplanmalıdır dendi. Osmanlı Meclisan Meclisi tekrar toplanmalıdır dendi. İlk defa toplantıya çağrıldı. Toplanmasından ilk defa bahsedildi. Ve Amasya protokollerinde, Amasya görüşmelerinde bunu İstanbul hükümetine kabul ettirildi. Yani Osmanlı Meclisan Meclisi tekrar toplanacak. Bunu İstanbul hükümeti kabul etti. Fakat onların da bir şartı vardı. Nerede toplanacaktı? Bundan da bahsetmiştik arkadaşlar. İstanbul hükümeti Meclisan Meclisi'nin nerede toplanmasını istemişti. Yani daha doğrusu nerede toplanmasına karar verilmişti. Osmanlı Meclisan Meclisi'nin nerede toplanmasına karar verilmişti. Ankara diyen olmuştu, İstanbul diyen olmuştu ve en son karar neydi? Nerede toplanacaktı? Hayır arkadaşlar, İstanbul'da temsil heyeti Ankara'ya gidecek. Temsil heyeti Ankara'ya gidiyor ama Osmanlı Meclisan Meclisi bu Ankara'da, İstanbul'da toplanıyor. Çünkü neden? Kanunu esasiye göre Osmanlı Meclisan Meclisi'nin İstanbul dışında bir yerde toplanması yasaktır ve İstanbul hükümeti de bunu öne sürerek kanunu esasında böyle bir madde var. Meclisin İstanbul dışında bir yerde toplanması yasak diyerek Osmanlı Meclisan Meclisi'nin İstanbul'da toplanması gerektiğini ileri sürmüştür. Ardından arkadaşlar, bu nerede toplanacağı konusundaki uzun tartışmalar ardından Ankara'da toplanmasına karar verildi. Ve şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Meclisan Meclisi açılıyor. Meclis açılacak. Ve ardından seçimlerin yapılması için bir genelge yayınlayacak. Şimdi bu seçimlere Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti katılıyor.
Hürriyet İtilaf da katılıyor ki biliyorsunuz Hürriyet İtilaf bu Anadolu hareketine muhalif. Zaten bunu görmüştük. Arkadaşlar bunun dışında birçok işte katılan oldu ve ezici bir çoğunlukla arkadaşlar Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti ARMHC zafer kazandı. Ve mecliste çoğunluğu Anadolu hareketi ele geçirmiş oldu. Peki ben size şunu söyleyeyim. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti nerede birleştirilmişti? Bütün cemiyetler nerede birleştirilmişti? Bunu hatırlıyor muyuz? Evet, nerede birleştirilmişti bütün cemiyetler? Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında bu cemiyetler nerede birleştirilmişti? Hangi kongrede birleştirilmişti hatırlıyor musunuz? Evet, bekliyorum ben. Evet Elif doğru. Sivas Kongresi'nde birleştirilmişti bütün cemiyetler. Ve arkadaşlar bu Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Osmanlı Meclisi Meclis açılıp seçimler yapıldıktan sonra büyük bir çoğunluğu mecliste ele geçirdi. Ve ardından Mustafa Kemal Paşa Erzurum'dan milletvekili seçildi. Rauf Orbay ise Sivas'tan milletvekili seçildi. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk de Rauf Orbay da bunlar milletvekili. Atatürk Erzurum'dan, Rauf Orbay ise Sivas'tan milletvekili. Şimdi bu kongre, pardon bu meclis nerede toplanacaktı? İstanbul'da toplanacaktı. Peki Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gidebilir mi? Sizce Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gidebilir mi? Evet, Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gidebilir mi, gidemez mi? Evet. Niye gitmesin mi diyorsunuz? Evet, neden gitmesin mi diyorsunuz? Arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'a gidemez. Peki neden gidemez? Bunun nedenleri var mı? İstanbul'a gidemiyor ama neden gidemiyor? Tabii ki var. Sizin fikriniz nedir? Ben onu öğrenebilir miyim? Evet, neden Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'a gidemez? Evet, var mı fikriniz? Hadi kısa bir beyin toplantısı, beyin fırtınası yapalım bir dakikalık. Ardından ben cevabı zaten vereceğim. Evet, neden sizce gidemez? Evet, Berat yazıyor bir şeyler. Bekliyorum Berat. Merakla. İstanbul'a karşı çıktığı için. Evet, başka. İstanbul'a karşı çıktığı için. Orada tutuklanabilir. Evet, cevap bu Berat. Doğru. Şimdi arkadaşlar, İtilaf Devletleri Anadolu Hareketi'ne karşı böyle bir hareketin olmasından oldukça rahatsızlar. Ve eğer Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'a giderse İtilaf Devletleri tarafından tutuklanma ihtimali çok yüksek. Ve bu yüzden Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gitmiyor. Ankara'da bir toplantı yapıyorlar. İstanbul'a gidecek olan milletvekilleriyle Ankara'da bir toplantı yapacaklar ve onlardan 3 tane istekte bulunacak. Hemen onlardan bahsedelim arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya gidecek olanlardan 3 tane istekte bulunacak. Birincisi diyecek ki, müdafaa hukuk grubunu kurun diyecek. Müdafaa hukuk grubu kurulsun diyecek. Ve ardından İstanbul'da toplanacak olan, İstanbul'da açılacak olan Nebusan Meclisi'ne beni başkan seçtirin diyecek. Kendisinin başkan seçilmesini isteyecek oraya gidecek olan milletvekillerinden. Ve arkadaşlar Misak-ı Milli kararlarını alın diyecek. Tekrar edelim. Müdafaa hukuk grubunun kurulmasını istiyor. İstanbul'a gidecek olan milletvekillerinden. Ve kendisinin Osmanlı Mebusan Meclisi'nin başkanı seçtirilmesini istiyor. Ve Misak-ı Milli kararlarının alınmasını istiyor arkadaşlar.
Ve 12 Ocak 1920'de Meclis-i Mebusan açılıyor. İstanbul'da toplanıyor arkadaşlar. Vahdettin, padişah o zaman Vahdettin. Padişah meclise gelmiyor. Ve onun yerine açılış konuşmasını damat Şerif Bey yapıyor. Ve arkadaşlar bu açılış konuşmasından milletvekilleri çok fazla etkileniyorlar. Ve bu yüzden Mustafa Kemal Paşa'yı başkan seçtirmiyorlar. Ve onun yerine Reşat Hikmet başkan seçiliyor. Ve bir süre sonra Reşat Hikmet vefat ediyor ve o vefat ettikten sonra Celalettin Arif başkan oluyor. Ya İstiklal ya Ölüm dizisi vardı TRT1'de. Hepsi anlatılıyordu. Öyle mi? Evet, doğrudur. Öyle güzel diziler var. Evet arkadaşlar, Reşat Hikmet konuşamıyorum. Başkan seçiliyor ama ölüyor. Ardından Celalettin Arif Başkan oluyor. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın bir isteği vardı. Neydi o isteği? Kendisinin başkan seçtirilmesiydi. Fakat başkan seçtirilmiyor. Gördüğünüz gibi en son Celalettin Arif'ten bahsetmiştik. Celalettin Arif Başkan oluyor. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın bir isteği daha vardı. Demişti ki müdafaa-i hukuk grubunun kurulmasını istemişti İstanbul'a gidecek olan milletvekillerinden. Mustafa Kemal Paşa'nın isteği olan müdafaa-i hukuk grubu da kurulamıyor. Onun yerine Felah-ı Vatan grubu kuruluyor arkadaşlar. Ve bunun başkanı Rauf Orbay oluyor. Rauf Orbay Mustafa Kemal Paşa'ya telgrafla haber veriyor. İşte paşam diyor, biz diyor müdafaa-i hukuk grubunu kurduramadık diyor. Milletvekillerin bir çoğunluk elde edemedik diyor. Müdafaa-i hukuk grubunu kurduramadık diyor. Onun yerine diyor biz Felah-ı Vatan grubunu kurdurabildik diyor. Tabii ki Mustafa Kemal Paşa buna tepki gösteriyor. Nutuk'ta zaten bundan da bahsediyor nasıl tepki gösterildiğini. Ve arkadaşlar sadece Mebusan Meclisi'nde Mustafa Kemal Paşa'nın isteklerinden olan yani son isteği demeyeyim de artık yani üçüncü isteği diyelim. Üç tane istekte bulunmuştu zaten. Üçüncü isteği olan Misak-ı Milli kararlarının aldırın diye bir istekte bulunmuştu. Sanırım tek gerçekleştirecek olan da bu arkadaşlar. Bir tek Misak-ı Milli kararları alınıyor. Onun dışında başkan olması gerçekleştirilemiyor. Kim başkan oluyor? Celalettin Arif Başkan oluyor. Müdafaa hukuk grubu kurulamadı dedik. Yerine Felah-ı Vatan grubu kuruldu. Ve sadece ne olacak? 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli kararları alınıyor. Tek zaten gerçekleştirecek olan isteği de bu. Dedikten sonra arkadaşlar hemen soru cevaplarla biz kaldığımız yerden devam edelim. Misak-ı Milli kararlarına geçmeden önce buradan başlayalım. Evet, Osmanlı Mebusan Meclisi'ne hangi ilden milletvekili seçilmişti? Evet, sonlandırıyorum. Hemen bakalım arkadaşlar nereden milletvekili seçilmişti? Burada anlatmıştık. Erzurum'dan milletvekili seçilmişti. Rauf Orbay ise Sivas'tan milletvekili seçilmişti. O zaman nereden milletvekili seçilmiş Mustafa Kemal Paşa? Erzurum'dan. Evet, hemen devam ediyoruz diğer soruyla. Evet, Mustafa Kemal Paşa'nın gidecek olan milletvekillerinden isteklerini soruyor arkadaşlar. Hangi isteklerde bulunmuştur diye.
Evet, sonlandırıyorum. Şimdi arkadaşlar cevabımız burada D seçeneği. Hepiniz muhtemelen şaşırdınız çünkü D cevabını veren olmadı. Sizin Cumhuriyet, yani şöyle söyleyeyim, inkılap tarihinde genelde hataya düşüren alanlardan bir tanesi de bu terimler arkadaşlar. Ya da ifade edilen kavramlar. Bunları algılamakta biraz zor olduğu için hataya düşürüyor. Hepiniz ikinci öncülü kabul etmişsinizdir. Mustafa Kemal Paşa'nın başkan seçilmesi, bunu istediğini kabul etmişsinizdir. Filev Vatan grubu zaten kurulan olan, kurdurulmasını istediği müdafaa hukuktu. Biri almamışsınızdır. İki zaten kesin olarak almışsınızdır. Üçü neden almadınız? Ben size üçüncü olarak şunu söylemiştim. Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi demiştim. Misak-ı Milli kararlar arkadaşlar ulusal çıkarları gözeten bir karar, ulusal sınırlardan bahseden bir karar. Burada size öncülde illa misak-ı milli demek zorunda değil açık açık, ama onu ifade edecek bir terim de kullanabilir. Mesela bu da ulusal çıkarları gözeten bir programın mecliste kabul edilmesi ifadesi misak-ı milliden bahsetmektedir. O yüzden 2 ve 3'ü alacağız burada. Burada da zaten sizinle bir soru çözerek arkadaşlar bu kavramlar üzerine de alıştırma yapmış olacağız. Bir daha görürseniz hani şaşırmayın sakın. Evet, 19'da devam ediyoruz. Kimin başkan seçildiğini soruyor kısaca. Osmanlı Ulusal Meclisi'nde kimin başkanı seçildiğini soruyor. Kolay bir soru. Sonlandırıyoruz arkadaşlar. Celalettin Arif başkan seçildi. Bunu söylemiştik. Hemen devam ediyoruz. Nerede toplanmasına karar verilmiştir? Evet, nerede toplanmasına karar verildi? Evet arkadaşlar. Cevabımız İstanbul. Bu arada hiç yanlış cevap gelmedi. Bu yüzden çok mutluyum sizin adınıza. Evet. Misak-ı Milli kararları. Şimdi buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a gidecek olan milletvekillerinden istediği kararlardan, istediği isteklerden bir tanesi de misak-ı milli kararlarının kabul edilmesiydi. Zaten bir tek İstanbul hükümeti tarafından bu kabul edildi. Diğerleri kabul edilmemişti. Misak-ı milliye baktığımız zaman arkadaşlar 28 Ocak 1920'de misak-ı milli kararları alınıyor. Şimdi günümüz sınırlarını az çok hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Zaten şunun şurası şöyle, ben çizeyim. Burası bizim bugünkü 2020 yılı itibariyle sınırlarımız buralar. Arkadaşlar Mondros imzalandıktan sonra, ya şöyle Mondros imzalanırken bugünkü sınırlara Batum'u ve Musul'u da ekleyin arkadaşlar. Yani Mondros imzalanırken, Mondros itibariyle arkadaşlar bugünkü sınırlarımız vardı. Bir de buna ek olarak Batum, Gürcistan'da bulunan Batum ve bir de Musul vardı. Eğer size şöyle bir soru gelirse, Mondros imzalandığında elimizde olup bugün elimizde olmayan topraklar nereler diye sorarsa, bir Batum, iki Musul diyeceksiniz. Yani Mondros anlaşması imzalandığı sırada Batum ve Musul Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisindeydi. Yani ilk karar, Misak-ı Milli'deki ilk karar şunu söylüyor, diyor ki
Batı'daki 1918 Mondros itibariyle diyor, Müslüman Türklerin çoğunlukta olduğu, Türk askerlerinin kurduğu, Türk askerlerinin kurduğu arkadaşlar ifadesi aynı zamanda işgal edilmemiş bölge olarak da geçen, işgal edilmemiş yer olarak da geçen Türk askerinin kurduğu yer. Buralar diyor bölünmez bir bütündür diyor. Ya o zaman Türk askerleri nereyi koruyormuş arkadaşlar? Şu bölgeleri koruyormuş. Buna ek olarak Batum ve Musul da varmış. Bunu zaten ileriki derslerimizde göreceğiz. İşte Moskova Anlaşması'yla biz Batum'u bırakıyoruz. İşte ilk taviz falan diye ben size bunları ileride anlatacağım. Ama siz ben onu anlatırken sakın demeyin. Hani şu an günümüzde Batum'da, Musul'da, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil ama hocam nasıl oluyor falan demeyin. Mondros imzalanırken Batum'da, Musul'da Türk Osmanlı sınırı içerisinde bulunuyordu. Burayı anladık zannediyorum arkadaşlar. İşgal edilmemiş yerler, Türk askerinin kurduğu yerler, buralar bölünmez bir bütündür diyor. Ve ardından tartışmalı olan topraklar. Kars, Ardahan, Batum arkadaşlar. Şöyle tartışmalı olan topraklar. Elveyi Selase 3 il olarak da geçer. Bir buralar, burası, buna ek olarak Batı Trakya. Batı Trakya'dan kastı Selanik, Yanya, Dede Ağaç, Güvincine, Batı Trakya. Buralarda diyor ki gerekirse yeniden bir referandum ya da plebisit arkadaşlar. Plebisit referandum demek yani halk oylaması. Aslında sizin de günümüzde çok aşina olduğunuz bir terim olsa gerek referandum. Buralarda Kars, Ardahan, Batum'da 3 tane ilde. Elveyi Selase 3 il demek. Buna ek olarak Batı Trak ya da Selanik yani Dede Ağaç ve Güvencine'de eğer gerekiyorsa yeniden bir referandum, plebisit ya da halk oylaması yapılabilir diyor arkadaşlar. Buralar demek ki neymiş? Tartışmalı topraklarmış. Ve diyor ki Arap topraklarının diyor geleceği Arap halkının özgür iradesine bırakılmalıdır diyor. Yani Arap topraklarında işte İngilizler vesaire vardı. Buralar diyor Arap halkının vereceği karara bırakılmalıdır diyor. Ardından şöyle bir madde var. Eğer İstanbul'un güvenliği sağlanırsa, İstanbul'un güvenliği sağlanırsa Boğazlar Büyük Devleti'nin vereceği karara göre ticareti açılabilir diye bir maddesi var arkadaşlar. O zaman Boğazlar'la ilgili de bir karar var mıymış? Varmış. Ardından devam ediyor misaki milli kararlarında. Komşu ülkelerdeki Müslüman Türkleri ne kadar hak verilirse. Buradan kastı arkadaşlar Batı Trakya. Bu önemli. Komşu ülkelerdeki Müslüman Türklere ne kadar hak verilirse derken buradan kastettiği Batı Trakya. Osmanlı Devleti'ndeki azınlıklara da o kadar hak verilecektir diye bir madde var. Arkadaşlar o zaman burada azınlıklardan da bahsediyor mu Misak-ı Milli kararlarında? Bahsediyor. Demek ki ulusal sınırlardan bahsetti. Ardından boğazlardan bahsetti. Azınlıklardan bahsetti ve buna ek olarak Batı Trakya'dan bahsetti. Ve şimdi devam ediyoruz. Diyor ki siyasi, hukuki, mali dengemizi bozucu haklar kabul olunamaz diyor. Ve ilk defa kapitülasyonlara tepki Misak-ı Milli kararlarıyla ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Siyasi, hukuki, mali dengemizi bozucu haklar verilemez diyor ve kapitülasyonlara ilk tepkiyi gösteriyorlar. Ardından dış borçlara değiniyor arkadaşlar Misak-ı Milli kararlarında ve egemenlik haklarımıza uygun olarak çözülmelidir bu dış borçlar duyumu umumiye diyor. Size buradan hangisi Misak-ı Milli kararlarında bahsedilmemiştir diye bir soru gelebilir. O zaman baktığımız zaman Misak-ı Milli'de ulusal sınırlardan bahsetmişti. İlk başta bundan görmüştük arkadaşlar. Birinci maddede Türk askerinin kurduğu
İşgal edilmemiş olan yerler bölünmez bir bütündür derken Misak-ı Milli'den aslında bahsediyor. Ulusal sınırlardan bahsediyor. Yani sınırlardan bahsediyor. Ve ikinci maddede tekrar sınırlarla devam ediyor. Ve sorun olan yerlerde bir referandumdan bahsediyor. Ardından arkadaşlar Boğazlar'dan bahsediyor Misak-ı Milli kararlarında. Ve Batı Trakya sorunundan bahsediyor. Batı Trakya'daki ve Osmanlı'daki bu sorundan bahsediyor. Ve Osmanlı içindeki azınlıklara verilecek olan haklardan bahsediyor. Yani azınlıklardan bahsediyor. Ve ardından kapitülasyonlara değiniyor. Ve duyumlu umumiyeden bahsediyor. Yani dış borçlardan bahsediyor. Size mesela buraya Lozan'la alakalı, Lozan'la çözülen ya da çözülemeyen sorunları atabilir arkadaşlar. Hangisi Misak-ı Milli kararlar içerisinde yer almaz, değinilemez diye bir soru gelebilir. Böyle bir soru ben koydum slayta. O yüzden ileride göstereceğim. Genelde bu tarz sorular geliyor arkadaşlar buralardan. Bir de dediğim gibi ifade edilmek istenenlere dikkat edin. Komşu ülkelerdeki Müslüman Türkleri derken Batı Trakya'dan bahsettiğini ve siyasi, hukuki, mali dengemizi bozucu haklar kabul olmaz derken kapitülasyonlardan bahsettiğini hatırlamanız yeterli olacaktır. Ve arkadaşlar, Misak-ı Milli kararları imzalanırken Ali Rıza Paşa hükümeti vardı. Ali Rıza Paşa hükümetini biz nasıl tanıyoruz? Milli Müdafaa ya Anadolu Hareketi'ne yakınlığıyla ile bilinen bir hükümetler Ali Rıza Paşa. Ve arkadaşlar, İttihat Devletleri bu Misak-ı Milli kararlarının alınmasından çok rahatsız oldular. Ya aslında şöyle, beklemiyorlardı böyle bir karar alınmasını. Yani Osmanlı Ulusal Meclisi'nin açılmasına karşı çıkmadı İttihat Devletleri. Neden karşı çıkmadı? Çünkü İstanbul'da onlar biraz İttihat Devletleri fazlaydı. Ve dolayısıyla İstanbul'da kendi aleyhlerine bir karar alınabileceğini çok fazla düşünmüyorlardı. Bundan dolayı Osmanlı Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanmasına İttihat Devletleri çok fazla tepki göstermedi. Ve böyle bir karar alınacağını da çok fazla düşünmüyorlardı. Fakat Misak-ı Milli kararlarına hem çok şaşırdılar ki zaten büyük de bir tepki gösterecekler. Enkrit Dışişleri Bakanı Murat Kuzu'dan rapor yayınlar ve İstanbul hükümetine bir baskı yaparak Ali Rıza Paşa hükümetini görevden alır ve yerine Salih Paşa hükümeti geçer arkadaşlar. İslam Devletleri ilk tepkisini bu şekilde gösteriyor. Misak-ı Milli kararlarına İstanbul hükümetine baskı yapıyor ve Ali Rıza Paşa'yı görevden alıp yerine Salih Paşa'yı getiriyor. Ali Galip Paşa olayıyla gelmişti arkadaşlar. Ali Rıza Paşa, eğer hatırlarsınız ben tekrar bir hatırlatayım. Sivas Kongresi'nde biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklama emri verilmişti. İtilaf Devletleri'nin baskısıyla İstanbul hükümeti tarafından. Ve ardından Ali Rıza Paşa hükümeti başa gelmişti. O zamandan beri Ali Rıza Paşa vardı. Ve Misak-ı Milli kararları imzalandıktan sonra yerine Salih Paşa geçti. Dedikten sonra hemen sorularla devam edelim. Evet, ben bekliyorum arkadaşlar.
Arkadaşlar bu arada burada kendiniz önceki bilgilerinizi kullanarak yorum da yapmanız gerekiyor. Hani buna göre demiş ama siz mesela Modrus'un içeriğini biliyorsunuz. Orada Modrus'u varmış. Modrus'un içeriğini biliyorsunuz. O bilgilerinizi kullanarak yorum da yapmanızı isteyen bir soru bu. Mesela Misak-ı Milli demiş, Modros demiş. Bunun içeriğini kullanarak yorum da yapacaksınız burada. Ona göre çözün soruyu. Evet, sonlandırıyorum. Şimdi sonunda diyor ki Misak-ı Milli'de yer alan. Misak-ı Milli'yi biz biliyoruz değil mi arkadaşlar? Bugünkü topraklarımız artı Batum ve ne vardı? Türk askerinin kurulduğu işgal edilmemiş yerler bölünememesi maddesi vardı. Ve ardından Mondros'a teşkisi imzalandığı tarihte Türk ve İslam çoğunluğu bulunan kısımların tümü hiçbir şekilde ayrılık kabul etmez yani bölünemez ilkesi yer almaktadır. Bu ülkeden bahsettik. Hangilerine ulaşılabilir? Yani size şunu soruyor soruda. Şu maddeyle diyor benim ilk Misak-ı Milli kararlarımda bugünkü sınırlar artı Batum artı Musul dediğim maddede ilk maddeden bahsediyorum. Yani. Neyi amaçlamaktadır diyor. Neyi ifade etmektedir diyor. Yani bu maddenin arkasında yatan nedenler nedir diyor aslında size bu soruda arkadaşlar. Bununla biz milli sınırların çizilmiş olduğunu biliyoruz. Çünkü Türk ve İslam çoğunluğu bulunan kısımlar işgal edilmemiş yerler. Yani Türk askerinin kurduğu yerler bölünemez diyor. Burayla Misak-ı Milli sınırların çizildiğini biliyoruz. Ve toprak bütünlüğünün sağlanmaya çalışıldığını biliyoruz. Ve arkadaşlar buna ek olarak milli sınırları Mondros'la bölmüşlerdi. Modros'la işgale başlamışlardı. Biliyorsunuz ki Musul İngilizler tarafından işgal edilmişti. Ki Musul da Osmanlı sınırları içerisindeydi. Ve bu sınırlara ulaşmak için de Kurtuluş Savaşı yapılmıştır, yapılacaktır ifadesi doğru kabul edeceğiz. Çünkü neden arkadaşlar? Misak-ı Milli kararlarından sonra Modros ya da Wilson. Bunları öne sürerek bir takım yerleri işgal edecekler ve Kurtuluş Savaşı ardından başlayacak. O yüzden Misak-ı Milli sınırları eğer ihlal edilirse buna karşı bir direnişin, bir Kurtuluş Savaşı'nın başlatılacağını aslında bize söylüyor. Kafanıza takılan bir yer var mı? Soruyla alakalı. Ben sorularınızı alabilirim. Elif tebrik ediyorum. Evet. Senin doğru yaptığını gördüm. Evet. Tebrik ediyorum. O açıklamayı o yüzden yaptım zaten arkadaşlar. Evet. Doğru yapanları tebrik ediyorum. Evet. Berat sen bir şeyler yazıyorsun. Üçüncüyü anlayamadım. Milli sınırlara ulaşmak amacıyla Kurtuluş Savaşı yapılmıştır ifadesini mi anlamadın Emine? Hemen açıklayayım. Şimdi İtilaf Devletleri Misak-ı Milli sınırları şu yüzden ilan ediliyor. Yani Modros'la topraklar bölünüyor arkadaşlar Modros'la. Osmanlı toprakları bölünüyor. Ve buna karşı Misak-ı Milli ilan ediliyor. Yani Türklerin çoğunlukta olduğu, Türk askerinin kurduğu yerler bölünemez diyor. Şimdi İtilaf Devletleri'nin sen buraları almak istediğini biliyorsun ve bölünmez diye bir madde koymuşsun. Bu almak istedikleri yerleri bölünmez maddesiyle ne yapacaksın? Koruyacaksın. Bunun bir sonraki aşaması nedir? Kurtuluş Savaşı'dır. Sen bunun için bir mücadele vereceksindir. Bu yüzden arkadaşlar biz bu üçüncüyü de alıyoruz. Burada size bu maddeyle anlatılmak istenen nedir diye soruyor aslında.
Şey gibi düşünün. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü verip de anlatılmak istenen nedir sorusu gibi madde verip anlaşma ya da belge maddesi verip size anlatılmak istenen nedir diye sorular gelecek. Bunlardan ben çok koydum buraya. Evet, buna benzer bir soru daha. Maddesiyle ne demek istemiştir? Kastettiğim sorular bunlar. Evet. Yine bir misak-ı milli değer alan madde ve bu maddeyle hangisine ulaşılabilir sorusu. Evet, sonlandırıyorum. Arkadaşlar soruyu burada bırakalım. Kısa bir reklam arası verelim. Aradan sonra sorunun cevabıyla devam edelim. Arkadaşlar siz de soruyu iyice bir düşünün. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, 10 dakika bir mola ardından sorunun cevabıyla devam ediyoruz. Böyle daha heyecanlı olur. Acaba neydi diye. Zaten dizilerde en heyecanlı yerinde bitmiyor. Böyle heyecanlı yerinde bırakalım. Moladan sonra soruyla devam ederiz. Mantıklı. Tamam arkadaşlar. 10 dakika bir ara, 55 geçe sorunun cevabıyla devam edeceğiz. Evet. Soruda kalmıştık. Sorunun cevabı neydi? Merhaba. Evet, soruya bakalım. Misak-ı milli değer alan azınlıkların hakları, komşu memleketlerdeki Müslüman halkın aynı haktan yararlanmaları şartıyla tarafımızdan kabul ve temin edilecektir maddesi yer almaktadır Misak-ı Milli'de. Bununla hangilerine ulaşılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar, bu maddeyle normalde azınlıklar ya da itilaf devletleri iç işlerimize karışabiliyorlardı azınlıkları kullanarak ve böylece iç işlerine karışılması engellenmek istendi. Ardından zaten bu uluslararası eşitlik ilkesiyle örtüşmektedir. Onlar bizim vatandaşlarımıza ne kadar hak verirlerse biz de ülkemizde yaşayan azınlıklara o kadar haklar veririz. Bu tamamen uluslararası eşitlik ilkesiyle alakalı. Arkadaşlar biz burada tam bağımsız devlet anlayışını benimsemiştir ilkesini göremiyoruz. Bu tamamen eşitlik ilkesi ve iç işlerimize karışılmasına engellemeye yönelik. Mesela kapitülasyonların kabul edilmemesi ya da dış borçlarla alakalı madde bizim tam bağımsız devlet anlayışımızla alakalı. Çünkü kapitülasyonlar nedir? Tam bağımsız devlet olmayı engelleyen bir maddedir. Bu madde yer almadığından dolayı burada sadece azınlıklara verilen haklar ve
bizim azınlıklara vereceğimiz haklarla alakalı. Bu yüzden burada bir tam bağımsızlık ifadesi yok. O yüzden cevabımız 1 ve 2, yani C seçeneği olacak. Evet, yine Misak-ı Milli'de yer alan bir madde ve ne demek istediğiyle alakalı. Evet, ben bekliyorum sizi. Sonlandı. Misak-ı Milli'de yer alan milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli, mali sınırlamalar kaldırılmalı. Borçların ödenmesi koşulları bu esaslara uygun olmalıdır maddesi eklenmişti. Hangisine ulaşılabilir demiş. Arkadaşlar, ithal devletleri bu kapitülasyonlarla duyun umumiye ile bizim bir takım haklarımızı ihlal etmişler. Yani ülkemizde işte ülkemizde olan gelirlerin bir kısmını kendileri almışlardı. İşte bizim gelirlerimize el koymuşlardı ve dolayısıyla biz kendi ülkemizde bir takım gelirlerle alakalı kural koyamaz olmuştuk. Bu da bizim egemenlik haklarımızı zedeleyen bir durumdu. Kapitülasyonlar ve duyum umumi egemenlik haklarımızı zedeleyen bir durumda ve bununla egemenlik hakları korunmak istenmiştir. Mali sınırları kaldırılıyorsa eğer o zaman tam bağımsız denet anlayışı amaçlanmaktadır. Ve tabii ki borçların ödenmesi bu şartlara bağlı tutulduysa eğer bundan da duyum umumiyeden rahatsızlık duyulduğunu görmekteyiz. O yüzden 1, 2 ve 3'ü alabiliyoruz. Ben hemen hangi maddede takıldığımızı Sultan Züleyha, tebrik ediyorum seni. Ben hangi maddeye takıldığımızı öğrenebilir miyim? Ona göre bir açıklama yapalım. Üçüncü madde Hatice. Bir de hocam. O zaman 1 ile başlayalım. 3 ile devam edelim. Şimdi tane tane anlatıyorum. Arkadaşlar, kapitülasyonlarla beraber ve duyun umumiye özellikle ki dış borçlar mesela, duyun umumiye ile özellikle şöyle bir maddesi var. Maddesi değil de şöyle bir şartı var. Şimdi biz İttihat Devletleri'nden borç aldık ve bu borcu ödeyemez hale geldik ve Muharrem kararnamesiyle Osmanlı Devleti iflasını duyurmuştu. Bununla beraber ne demek istemişti? Aslında ben borçlarımı ödeyemiyorum artık demek istemişti. Ve İttihat Devletleri duyun umumiyeyi kurmuşlardı. Duyun umumiye şu şekildeydi. Osmanlı Devleti'nin gelirleri mesela tarım gelirleri olsun.
Gelirlerine tütün gelir ya da İtilaf Devletleri bu gelirlerin bir kısmına el koyuyor. Yani buraları Osmanlı Devleti'ne gelecekken Osmanlı'ya hiç gelmiyor. İtilafların borçlarına gidiyor. Şimdi biz kendimiz tasarruf edemiyoruz. Kime gidiyor? İtilafa gidiyor. Dolayısıyla bu bizim yani Osmanlı'nın egemenlik hakkına zarar veren bir durum arkadaşlar. O yüzden bu maddeyle borçlarla duyun umumiye karşı olmakla egemenlik hakkı da korunmak istenmiş. Zaten ikiyi anlamışsınız, ikide bir sıkıntı yok. Arkadaşlar burada borçların ödenmesi milli ekonomik gelişimimizi engelleyen siyasi saatli sınırlamaların kaldırılması, borçların ödenmesi, borç neydi? Duyun umumiyeydi. Ve bununla beraber duyun umumiyeye de karşı olunduğunu, bunun varlığından rahatsız olunduğunu anlatmak istemiştir. Evet, şimdi kafanıza takılan bir yer kaldı mı? Kaldıysa hangi kısım? Evet. Anlaşılmayan bir yer var mı? Ben bekliyorum. Burada arkadaşlar sizi zorlayacak olan kısım burasıdır. Şöyle bir madde verir. Ne anlatılmak istenmektedir? Neye ulaşılabilir? Gibi sorular gelir. Sizi bu şekilde zorlar ama zaten ben tek tek bu maddelerin neyi ifade ettiğini size anlatıyorum burada. Bu madde, Misak-ı Milli'deki bu maddenin yorumu budur arkadaşlar. Egemenlik hakları korunmak istenmektedir. Bağımsız bir tam bağımsız devlet anlayışı ve duyun umumiyenin varlığından rahatsız olması. Yorumlaması bu şekilde. Evet, hemen devam ediyoruz. Misak-ı Milli'nin önemi sayılamaz diye bir soru. Evet, sonlandırıyorum. Şimdi Misak-ı Milli kararlarına gidelim arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi özellikle bu dış borçlar konusu arkadaşlar. Dış borçlar konusunda mesela uzun bir maddeyi ben size bir soruda vermiştim. Milli işte hukuki dengemizi bulacak haklar kabul edilemez. Dış borçlar egemenlik haklarımıza uygun çözülmelidir. Burada mesela ve Türklerin bulunduğu yerler işgal edilmiş edilmemiş bölge. Buralar bölünmez bir bütündür maddeleri. Bunlar arkadaşlar şöyle getireyim. Çok geldik. Burayla beraber önümüzde Misak-ı Milli sınırlarının çizilmiş olduğunu görmekteyiz.
Aslında bahsetmemiş olsa bile burada bütün egemenlik haklarımızı koruması yönünden gizli de olsa bir kurulması düşünülen devletin dediğim gibi çok gizli de olsa bir yönetim şeklinden aslında bahsetmek de size. Erzurum ve Sivas Kongresi'nde alınan kararlar vardı. Bunlar yasal nitelik kazanmaktı aynı zamanda. Ki biliyorsunuz milli sınırlar Erzurum'da alınmıştı. Ve ardından burada milli iradeye duyulan bir saygıdan bahsediyoruz arkadaşlar ki vurgulanmak istenen zaten Misak-ı Milli de budur. Ama TBMM'nin ya da Büyük Millet Meclisi'nin açılış faaliyetleri Misak-ı Milli ile değil de İstanbul'un işgalinden sonra hızlandı arkadaşlar. İstanbul işgal edildikten sonra Büyük Millet Meclisi'nin faaliyetleri hızlandı. Şimdi şöyle bir durum var burada. Misak-ı Milli'nin önemi konusunda maddeleri çok fazla. Biz size her maddesini vermiyoruz, yani veremiyoruz çok uzun olduğu için. Önemine baktığımız zaman soruda zaten size bunlarla hiç alakası olmayan farklı bir durum verecektir. Mesela burada olduğu gibi. Büyük Millet Meclisi'nin açılış faaliyetlerinin hızlanması İstanbul'un işgalinden sonra olacak. Dolayısıyla burada gitmeniz gereken, hani milli sınırları çıkartabilirsiniz. Ardından Sivas Kongresi'nde meclis alanından yasal nitelik kazandığını çıkartabilirsiniz. Ama diğerlerini çıkartamasanız bile çok bariz bir şekilde farklı olan Büyük Millet Meclisi'nin açılış faaliyetinin nerede hızlandığını bilmeniz. O da zaten İstanbul'un işgaliyle. Onu da birazdan göreceğiz. Evet. Misak-ı Milli konuları arasında hangisi yer almaz? Evet, Misak-ı Milli konuları arasında hangisi yer almaz? Ben size bundan bahsetmiştim. Lozan'da konu görüşülen maddelerden bir tanesini koyarlar demiştim. Ve sonunda da böyle bir soru geldi. Savaş tazminatı meselesi arkadaşlar. Zaten sorunun cevabını da söylemiş olduk böylece. Savaş tazminatı arkadaşlar Lozan'da görüşülen bir konudur. Misak-ı Milli sınırları içerisinde. Misak-ı Milli kararları arasında yer almaz. Evet, İstanbul'un işgali. Geldik 16 Mart İstanbul'un işgaline. Şimdi arkadaşlar, İslam devletleri Misak-ı Milli kararlarının böyle bir karar alınacağını düşünmüyorlardı. Çünkü neden? Zaten kendi kontrol altında tuttukları bir yerde kendi aleyhlerinde bir kararın çıkabileceğini çok öngörmediler. Çok düşünmediler ve bu yüzden Nüfusa Meclisi'nin toplanmasını İstanbul'da izin verdiler. Fakat Misak-ı Milli kararları alınınca çok şaşırdılar çünkü beklenmedikleri bir durumdu. Ve doğal olarak da ya onların kendilerince bir tepki gösterdiler ve 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'u işgal ettiler. Ve Osmanlı Nüfusa Meclisi dağıtıldı. Şöyle diyoruz, son Osmanlı Mebusan Meclisi diyoruz çünkü son defa toplandı ve toplandıktan sonra Misak-ı Milli kararlarını aldı ve ardından İstanbul işgal edildi. Bu yüzden son diyoruz arkadaşlar. İstanbul işgal edildikten sonra padişah Osmanlı Mebusan Meclisi'ne dağıttı. Mebusan Meclisi'nin dağıtılması milli iradenin yok sayılması anlamına gelir. Bunu size bir yorum sorusu olarak belki gelirse bunu bu şekilde yorumlamanızı isteyebilir arkadaşlar. Mebusan Meclisi'nin dağıtılması milli iradeyi yok saymak demektir. Ve arkadaşlar milletvekilleri ve aydınlar tutuklanıp Malta'ya götürüldüler. Bunların arasında Rauf Orbay Karabasıf da vardır. Rauf Orbay aşina olduğunuz bir isim özellikle. Arkadaşlar İstanbul işgal edildiğinde Mim Mim grubu vardı hatırlarsanız. İşte orada Manastırlı Hamdi Bey var arkadaşlar. Manastırlı Hamdi Bey telgraf çekerek Mustafa Kemal Paşa'ya İstanbul'un işgal edildiğinin haberini verir.
Evi arkadaşlar Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra, yani tabii çok çok sonra, yani Kurtuluş Savaşı kazanılmış, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş vesaire, böyle hani her şey bittikten sonra yabancı bir gazeteci gelir Mustafa Kemal Atatürk ile röportaj yapar ve ona şöyle bir soru sorar. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazandınız der ve Mustafa Kemal Atatürk de telgraf telleriyle kazandık. Bu çok önemlidir aslında arkadaşlar. İstanbul'un işgal edildiğini Manastır Hamdi Bey telgraf çekerek Mustafa Kemal Paşa'ya haber vermiştir. Ve şöyle bir olay daha var. Soyadı kanunu kabul edildikten sonra bu Manastır Hamdi Bey'e 17, pardon 16 soyadı verilir. O 16 soyadı da İstanbul'un işgalini haber verdiği tarihten dolayıdır. 16 Mart'ta İstanbul'u işgal etmiştir. Ve o yüzden Manastır Hamdi Bey'e de 16 soyadını verilmiştir arkadaşlar. Bu da bununla alakalı bir hikaye demeyeyim de bir anı diyeyim. Gerçek olaydan bahsediyoruz tabii ki. Ama belki hatırlamanız da bir şekilde yardımcı olur. Evet, İstanbul'un işgalini Manastır Hamdi Bey Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf çekerek haber vermiştir. Ve bunun ardından arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk bir genelge yayınlamıştır. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak geçmiyor o zaman. Büyük Millet Meclisi olarak geçiyor. Açılmasını ve seçimlerin yenilenmesini istemiştir. Aslında Mustafa Kemal Paşa'nın açılmasını istediği, oraya daha geleceğiz Elif. Dur şimdi, oraya daha geleceğiz. Evet, damat Paşa hükümet kuracak. Salih Paşa görevden alınacak. Çünkü onu da söyleyelim biraz da. Hazırsan hatırlatmışken. Salih Paşa yok yok hiç sorun değil. Böyle müdahalede bulunabilirsiniz tabii ki. Arkadaşlar Salih Paşa çok fazla İtilaf Devletleri'nin yanında olan, İtilaf Devletleri'nin dediklerini yapacak bir hükümet değildi. İtilaf Devletleri'ne daha çok yakınlığıyla bilinen Damat Ferit Paşa'ydı ve tabii ki Damat Ferit Paşa da hükümetini kuracak Salih Paşa istifasını verecek. Mustafa Kemal Paşa genelge yayınlayacak ve bir meclisin açılmasını isteyecek. Aslında Mustafa Kemal Paşa'nın öngördüğü meclis şöyle bir meclisti. Kurucu meclisin açılmasını isteyecektir. Bu kurucu ifadesi önemlidir arkadaşlar. Bir kurucu meclisin açılmasını isteyecektir. Fakat bu kurucu meclise karşı çıkacaklardır. Böyle bir meclisin açılmasını istemeyeceklerdir. Ve Mustafa Kemal Paşa şunu söyleyecektir. Olağanüstü yetkilere sahip bir meclis adı altında Büyük Millet Meclisi'nin açılmasını isteyip seçimlerin yenilenmesini isteyecektir arkadaşlar. Ve ardından Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'un işgaline karşı verdiği tepkilerden başlayalım. Şimdi onlar bizim subaylarımızı tutukladılar. Sürgüne götürdüler, Malta'ya gönderdiler. Ve ona karşılık olarak Anadolu'daki İngiliz subaylarının tutuklanması emri verildi. Ve Erzurum'daki İngiliz Yarbay Ramyas'ın arkadaşlar tutuklandı. Ve ardından İstanbul ile olan haberleşmeler kesildi. Bu da şundan dolayı, şimdi İstanbul'dan Anadolu'ya yanlış bir bilgi akışı sağlanabilir. Bu yanlış bilgi akışının sağlanmasını engellemek için İstanbul ile olan bütün haberleşmeler kesildi. Hatta İstanbul ile haberleşenleri casus ya da işte aynen casus olarak tabir edildi. Ve ardından İstanbul'a gönderilen bütün vergiler yasaklandı arkadaşlar. Anadolu'dan toplanan vergiler İstanbul'a artık gitmeyecek. Ve ardından arkadaşlar Oluk Kışla Geyve demir yolları tahrip edildi. Çünkü arkadaşlar Bursa'dan Ankara'ya, işte Adana Oluk Kışla'dan Ankara'ya olan bu demir yollarını İtilaf Devletleri kullanabilirlerdi Anadolu'nun işgalinde. Buraların tahrip edilmesiyle bunun önüne geçilmek istenmiştir.
Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi bu noktada önemlidir. Burayı iyi bilmek gerekir arkadaşlar. Neler yapıldı, nasıl tepkiler verildi. Ve Mustafa Kemal Paşa seçimlerin tekrar yenilenmesini ister ve Ankara'da Meclis-i Müessesam'ın kurulmasına karar verir. Ve 19 Mart 1920'de Mustafa Kemal Paşa bir genelge yayınlar. Meclis-i Müessesam'ın açılacağını ve seçimlerin yapılacağından bahseder. Ve tabii ki itiraz edenlerin de bu duruma tepki gösterirler. Arkadaşlar, bu Osmanlı ve Yunan Meclisi kapandığında bazı milletvekilleri kaçmışlardır. Bu kaçan milletvekilleri de bu kurulacak olan Büyük Millet Meclisi'ni, bunu biz Meclis-i Mebusan diyoruz ama kastettiğimiz aslında Büyük Millet Meclisi, Meclis-i Mebusan olarak da geçmektedir. Hani aşina olun bu terimlere diye ben bunları kullanıyorum özellikle. Ve arkadaşlar, bu son Osmanlı Mebusan Meclisi kapandıktan sonra kaçan milletvekilleri de bu seçimlere katılırlar. Büyük Millet Meclisi'ne onlar da katılacaklardır. Ve 23 Nisan 1920 tarihine geldiğimizde arkadaşlar, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması gündeme gelir. O zamanlar Büyük Millet Meclisi olarak geçmektedir. Biz şu anda birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak adlandırıyoruz. Şimdi burada kimler nereden milletvekili olmuş? Bunlar daha çok AYT'nin konusu ama Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'dan, Rauf Albay'ın Sivas'tan, Bekir Sami'nin Amasya'dan, İsmet İnönü'nün Edirne'den, Ali Fuat Çevresoy Ankara, Kazım Karabekir Edirne, Seyzi Çakmak Kozan Adana. Yani bunlar dediğim gibi daha çok AYT'nin konusu ama ben AYT'de de direkt hani Mustafa Kemal Paşa ya da Rauf Albay ya da Ali Fuat Çevresoy nereden milletvekili olmuş gibi sorunun çok fazla çıkacağını düşünmüyorum. Ama yine de ben size bunu vereceğim. Arkadaşlar, meclis Cuma günü 13.45'te Cuma namazından sonra Kur'anlar okunarak 158 milletvekilinin katılımıyla açılmıştır. Bu da şey gibi oldu daha çok. Haber sunar gibi oldu. Ve evet, sonlar da vardı. Meclise isim koyma sorunu. Şimdi aslında bu olay çok da bir sorumluluk değil. Bir meclis açılıyor. Olağanüstü yetkilerle donatılmış bir meclis. Fakat bu meclisin ismi ne olacaktır? Ya burada birçok kişi, birçok isim öneriyor aslında. Ama Büyük Millet Meclisi'nin ismi tamamen spontane bir şekilde konuyor. O da şöyle oluyor arkadaşlar. 23 Nisan 1920'de meclis açıldığında Sinop Milletvekili Şerif Bey. Bu milletvekillerinin en yaşlısı ve yaşlı olduğundan dolayı da konuşmayı onun yapmasını istiyorlar. Ve Şerif Bey de, Sinop Milletvekili Şerif Bey de açılış konuşmasını yaparken şöyle bir ifade kullanıyor. Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum diyor ve arkadaşlar, bundan dolayı meclisin ismi Büyük Millet Meclisi olarak kalıyor. Ve açılmasının en temel sebebine baktığımız zaman, birincisi Kurtuluş Savaşı'nı yapmak ve Bağımsızlık Savaşı'nı gerçekleştirmek. Ve arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla resmen milli iradeye dayalı bir Türk devleti kurulmuş oluyor. Bu açıdan önemlidir. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının evet, mecliste öncesinde yapıldı tabii ki ama hani biz bu sınav müfredatını anlatırken ilk önce yapıldığı sonra meclis gibisinden vermiyoruz tabii ki. Bir sıra izliyoruz sınav müfredatına uygun olarak. Ki biliyorsun, dizilerde çok fazla uyum sağlamıyor bizim müfredatımız. O konuda dizilerde zaten sınav müfredatına uygun olarak çekilmediğinden dolayı hani bizi bunu arada işte sınavda çıkarsa şöyle bir bilgi var gibi veriyoruz. Dizilerdeki tabii ki çok daha farklıdır. Bizim burada anlatmak istediğimiz çok daha farklıdır. Hani bu eğer çıkarsa nasıl oldu gibi bir durum olursa bunun da böyle bir hikayesi vardır. Bu şekildedir. İşte konuşmayı Şerif Bey yapmıştır. Bunu da bilin diye veriyoruz. Tabii ki ben de dizi tadında anlatmayı isterdim ama ne yazık ki sınav stresi buna çok izin vermiyor. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Açılmasının en temel sebebinde Kurtuluş Savaşı'nı yapmak ve Bağımsızlık Savaşı'nı gerçekleştirmektir. Meclisin açılmasıyla beraber resmen milli iradeye dayalı
bir Türk devleti kurulmuş oldu. Şimdi bu birinci Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri nelerdir? Bunlar da çıkar arkadaşlar. Hangisi mesela birinci teleminin özelliklerindendir ya da özelliklerinden değildir gibi sorularla karşılaşabilirsiniz. Birincisi bu Büyük Millet Meclisi'nde gayrimüslim yok arkadaşlar. Tamamen Müslümanlardan oluşan bir meclis. Ve savaş meclisidir aynı zamanda çünkü Kurtuluş Savaşı'nı yapacak olan meclis budur. Ve güçler birliği ilkesine dayanmıştır. Yani yasama, yürütme ve yargı Büyük Millet Meclisi'ne toplanmıştır. Bu demokratik değildir arkadaşlar. Mesela güçler birliği ilkesinin olması bu meclisin demokratik bir meclis olmadığını gösterir. Ama neden? Şundan dolayı bu meclis arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa'nın öngördüğü gibi olağanüstü meclistir. Olağanüstü yetkilerle donatılmış bir meclistir. Savaş meclisidir ve çok hızlı bir şekilde karar alması gerekir. İşte bu sebeplerden dolayı arkadaşlar güçler birliği ilkesine dayanmıştır diyebiliyoruz. Savaş meclisi olmasından dolayı ve hızlı bir şekilde karar alıp bu kararları hızlı bir şekilde uygulamak zorunda olmasından dolayı. İnkılapçıdır arkadaşlar. Birazdan göreceğiz yaptığı inkılaplar vardır. Halkçı bir meclistir. Bağımsızlıkçıdır. Çoğulcu bir meclistir arkadaşlar. Çoğulcu bir meclis olması şundan dolayı bu mecliste arkadaşlar farklı görüşler vardır. Fakat bunlar parti anlamında düşünmeyin. Partiler yok bu mecliste. Çünkü bir Kurtuluş Savaşı yapılacak ve çok fazla hani bölünsün istenmiyor. Partiler yok. Ama neler var? Birazdan göreceğiniz gibi gruplar var. İşte tesanüt grubu, istiklalciler, yeşil zümre, halk zümresi falan gibi. Bir sürü gruplar var. Ama bunu sakın parti olarak düşünmeyin. Birinci mecliste partiler yok. Fikir ayrılıklarını engellemek için. Burada sadece grupların olduğunu göreceğiz. Milliyetçi bir meclistir arkadaşlar. Ve meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. Dedikten sonra gruplardan devam ediyoruz arkadaşlar. Halk zümresi. Halk zümresi arkadaşlar sosyalist düşünceye sahiptir. Halkın hakimiyetine özellikle yer vermiştir. Yeşil Ordu, başında Çerkez Ethem vardır. İslam sosyalizmini savunur. Çerkez Ethem arkadaşlar ilk başta Kuvayi Milliye yanlısıdır. Fakat düzenli orduya geçirdiği zaman düzenli orduya karşı isyan edecektir. Bunu zaten göreceğiz. Tesanüt grubu arkadaşlar bu siyasi farklılıklara rağmen dayanışmayı sağlamayı amaçlar. İttihatçılar zaten adından belli İttihat ve Terakki kökendir. İstiklalciler Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Islahatçılar dediğimiz saltanat ve hilafet çizgisine daha yakın olanlardır. Muhafaza-i mukaddesatçılar bunlar da hilafet çizgisine daha yakın olan meclisteki gruplar. Bahsettiğim gibi parti yok arkadaşlar burada. Parti düzeyinde değil ama daha çok gruplar olarak ayrılık olduğunu görmekteyiz. Bunun dışında müdafaa hukukçular var. Bunlar da arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa'nın bu meclisteki grupları müdafaa hukuk çatısı altında birleştirerek siyasi dayanışmayı kuvvetlendirmek için müdafaa hukukçular grubunu kurmuştur. Ve müdafaa hukuk da kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Birinci grup, ikinci grup diye. Birinci grup Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde olan bir grup. İkinci grupta ise Hüseyin Avni Bey ile Ali Şükrü Bey vardır. Bu sizin için çok detaylı bir bilgidir ama TYT için. En azından böyle bir müdafaa hukuk olduğunu ve meclisteki grupları tek çatı altında birleştirmek gibi bir düşüncesi olduğunu bilmeniz yeterlidir. Dedikten sonra yine sorularla devam edelim. Evet, İslam sosyalizmini savunan grup hangisiydi? İslam sosyalizmini savunan grup.
Evet arkadaşlar, İslam sosyalizmini savunan yeşil ordu vardı. Çerkez etimin başında bulundu. Hemen devam ediyoruz. Evet, Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde varlığını yürüten grup. Evet, güzel. Evet, buraya hep doğru cevap geldi. Güzel. Evet arkadaşlar, Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde varlığını yürütmüş olan grup İstiklalciler. Hemen devam ediyoruz. Evet, saltanat yanlısı olanları soruyor arkadaşlar size. Sonlandırıyoruz. Arkadaşlar burada ıslahatçılar ve muhafaza-i mukaddesatçılar saltanat yanlısıdır. Halk zümresi daha çok halk herkesin iştahlı olması gerektiğini savunan bir gruptu. Bu anlamda 1 ve 3 yani C seçeneği doğru cevap olacak. Evet. Büyük Millet Meclisi'ni açtık arkadaşlar. Açılış konuşması yapıldı vesaire derken başkan seçimi söz konusu oldu. Tabii ki Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk olarak görmekteyiz. Necati Marp'ın ikinci başkan olduğunu bilmemiz yeterlidir. Ve Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı olduktan sonra hükümetini kurdu ve 3 Mayıs 1920'de arkadaşlar hükümet görevine başlayacak. Şimdi ben size burada şunlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Hükümet bir meclis kuruldu ve hükümet kurulacak arkadaşlar. Ve burada belli bir organlar var. Hani kim, hangi görevde? Bunları bilmeniz bu anlamda önemli. O yüzden bunu doğru es geçmek istemiyorum. Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar, meclis başkanı ve meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. İsmet İnönü Genelkurmay Başkanı arkadaşlar. Fevzi Çakmak Büyük Millet Meclisi'nde Milli Savunma Bakanı. Celalettin Arif Adalet Bakanı. Doktor Rıza Nur Milli Eğitim Bakanı. Halide Edip Adıvar'ın eşidir arkadaşlar. Doktor Adnan Adıvar Sağlık Bakanı. Mustafa Fehmi Şeriye Vekili. Yani Diyanet İşleri gibi düşünebilirsiniz. Bekir Sami Bey ise Dış İşleri Bakanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, Berat doğrudur. Buradan devam edelim arkadaşlar. Ben size bu sorularla bilmeniz gerekenleri söyleyeceğim. Evet, bunlar en sık karşısına çıkacak olanlardı zaten. Adalet Bakanlığı görevi.
sonlandırıyorum. Arkadaşlar Celalettin Arif 1. Büyük Millet Meclisi'nde Adalet Bakanlığı görevini üstlenmektedir. Evet, Sivil Savunma, Milli Savunma Bakanı hangisidir? Evet, Milli Savunma Bakanı. Bunu Genelkurmay Başkanı ile genelde karıştırılıyor arkadaşlar. Sonlandırıyorum. Fevzi Çakmak arkadaşlar Milli Savunma Bakanı olarak karşımızda. Ve alınan kararlardan bahsediyoruz. Şimdi Büyük Millet Meclisi'ni açtık. Organlarını oluşturduk. Bir hükümet kurulacak. Şimdi burada alınan kararlar. Diyor ki hükümet kurmak zorunludur deniyor arkadaşlar. 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan hükümetin adı önemli. İcra vekilleri heyeti arkadaşlar. Ve geçici kaydıyla hükümet başkanı ya da padişah kaymakamı atamak doğru değildir diyor. Yani hükümet kurulacak ve bu kurulacak olan hükümete geçici olarak bir başkan atamak doğru değil diyor. Yani burada aslında meclisin sürekliliğinden bahsediyoruz. Meclis sürekli olacak demek istiyor. Meclis içinden seçilen bir kurul arkadaşlar, meclisin içinden seçilen bir kurul hükümet işlerini yürütür. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Yani burada meclis hükümeti sistemi belirlenmiştir arkadaşlar. Cumhuriyet'in ilanına kadar meclis hükümet sistemi devam edecektir. Cumhuriyet'in ilanıyla beraber kabine sistemine geçiş yapılacaktır. Onun karşılaştırmasını zaten yapacağız. Ve Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur deniyor. Yani bundan kastı ulusal egemenlik, yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor arkadaşlar ve hala günümüzde de bundan bahsetmeyiz. Ve 24 Nisan önergesiyle arkadaşlar ilk defa İstanbul hükümeti yok sayılmıştır. Ve şöyle bir maddesi var. Diyor ki İstanbul işgalden kurtarıldıktan sonra hilafet ve saltanat makamlarının geleceği Büyük Millet Meclisi tarafından belirlenecektir denmekte. Ve Büyük Millet Meclisi'nin çıkarmış olduğu kanunlar var arkadaşlar. Bunlar da meclisin çıkardığı kanunlar. Bu arada Büyük Millet Meclisi'nin ilk çıkarmış olduğu kanun arkadaşlar. İlk çıkarttı yani. Hükümet işte iş başına başlayacak ve ilk çıkarılan kanun Anan vergisidir arkadaşlar. Peki neden bu diye soracaksınız eğer neden Anan vergisi ilk çıkarılan kanun diye sorarsınız eğer. Osmanlı Ulusal Meclisi'nin kapatılmadan önce gündemde olan konusu Anan vergisiydi. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra da bir tartışılan konu arkadaşlar. Anan vergisi oldu. Bu yüzden Büyük Millet Meclisi'nin çıkarmış olduğu ilk kanunda Anan vergisi. Onun dışında saltanatın kaldırılması hakkında bir kanun var. İstiklal Marşı hakkında kanun var. Teşkilat Esasiye Kanunu, Firariler Kanunu, Hıyanet Vatani Kanunu, İstiklal Madalyası, Mini Müşkilat Kanunu, alkol kullanımının yasaklanmasıyla alakalı, Mini Müşkilat israfın yasaklanmasıyla alakalı bir kanun ve gümrük vergisinin 5 kat arttırılması hakkında kanun yapmıştır Büyük Millet Meclisi arkadaşlar. Ve Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanlar. Şimdi arkadaşlar İttihat Devletleri ve İstanbul Hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesini yok etmek amacıyla Anadolu'da bir takım isyanlar çıkartıyor ve bir takım isyanları teşvik ediyor.
Ve tabii ki damat Ferit Paşa hükümeti yine Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları hakkında tutuklama kararı çıkartılıyor. Hatta İstanbul hükümeti Dürüzzade Abdullah Efendi'ye Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları hakkında vinsizdir fetvası verdirecek. Ve buna karşı tabii ki Mustafa Kemal Paşa da bir takım fetvalarda bulunacak. Fatma Öğütçü bunu zaten göreceğiz. Şimdi biz isyanları size kolaylık olsun diye dörde ayırdım. Doğrudan İstanbul hükümetinin çıkardığı isyanlar, İstanbul hükümetinin İttihat Devletleri'nin çıkardığı isyanlar, Kuvayi Milliye'nin çıkardığı ayaklanmalar ve azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar. Şimdi burada size hangisi hangisidir diye bir soru gelebilir muhtemelen. Arkadaşlar Kuvayi Milliye'nin çıkarmış olduğu ayaklanmalar iki tane. Birincisi Çerkez Ethem, ikincisi Demirci Mehmet Efe. Arkadaşlar Çerkez Ethem'de Demirci Mehmet Efe de bunlar zamanında Kuvayi Milliye'ye büyük hizmetleri olmuş. Fakat bunlar düzenli ordu kurulduğunda düzenli orduya geçmek istememişler. Emir almak istememişler. Ve bu yüzden düzenli orduya karşı Büyük Millet Meclisi'ne karşı isyan etmişler. Ve o yüzden bunları biz Kuvayi Milliye'nin çıkardığı ayaklanmalar olarak değerlendirmeliyiz. Çünkü ikisi de Kuvayi Milliye'cidir arkadaşlar. Bundan dolayı biz Kuvayi Milliye'nin çıkardığı ayaklanmalara hem Çerkez Ethem'i hem de Demirci Mehmet Efe'yi almaktayız. Azınlıkların çıkarmış olduğu isyanları siz zaten çok rahat ayırt edersiniz. Bir Ermeni, iki Pontus. Bunları ben zaten saymıyorum. Ayırt edersiniz. Kuvayi Milliye'nin çıkarmış olduklarında Çerkez Ethem, Demirci Mehmet, ikisi Kuvayi Milliyeci. Bunları bu şekilde ayırt edersiniz. Doğrudan İstanbul hükümetinin çıkarmış olduğu iki tane ayaklanma var arkadaşlar. Kuvayi İnzibati'yi, Ahmet Anzavur. Belki bunları karıştırabilirsiniz ama Kuvayi Milliyeci'nin Demirci Mehmet Efe olduğunu bilin. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet'in Kuvayi Milliyeci olduğunu bilin ve bunların Kuvayi Milliye'nin çıkardığı ayaklanmalar olduğunu bilin. Geriye İstanbul doğrudan İstanbul hükümetini çıkarmış olduğu bir Kuvayi İnzibatiye bir de Ahmet Anzalır. Bu ikisini bildikten sonra bunları ayırt ettikten sonra geriye kalanların hepsini arkadaşlar İstanbul hükümeti ve İttihat Devletleri'nin çıkardığı ayaklanmaları atabilirsiniz. Ben tek tek sayayım yine. Yozgat, Afyon, Bulun, işte Düzce, Hendek. Bu arada benim annem Düzcelidir. Konya, Mehmet, işte Konya Deli Baş Mehmet İsyanı falan böyle bir sürü var. Dediğim gibi arkadaşlar, azınlıkları çıkartırsınız. Kuvayi Milliye'nin Çerkez Ethem Demirci Mehmet Efe olduğunu bilin. Ahmet Anzavur ve Kuvayi İnzibati'yi doğrudan İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmaları kodlayın. Geri kalanları da İstanbul hükümeti ve İttihat Devletleri'nin çıkardığı ayaklanmalar değil. Eğer böyle bir soru gelirse zaten bunun dışında bu işin içinden hepsini ezberleyerek çıkmanız mümkün değil. Dedikten sonra arkadaşlar ne yapalım? Devam edelim mi? Burada bırakalım mı? Ya, tek tek isyanları göreceğiz. Evet, ne diyorsunuz? Böyle herkes fikrini yazsın. Devam etsek anlayacak gibi misiniz yoksa devam bırakalım mı? Cuma'ya kalsın. Evet, burada kalsın diyenler çoğunlukta. Peki, o zaman Cuma günü devam edeydik de. Devam edeydik iyiydi de. İzin vermedi arkadaşlarım belirtiniz. Evet Emine haklısın. Konular yoğun olduğu için ben de elimden geldiği kadar kısa kısa tutmaya çalışıyorum. Çok geniş bir şekilde yaymaya çalışıyorum. Zaten fark etmişsinizdir. Ve normalde okullarda milli mücadeleyi bu kadar geniş anlatmazlar. Çok daha sıkışıktır programlar. Ben size işte kaç haftada milli mücadelenin hazırlık kısmını anlatıyorum daha.
Kurtuluş Savaşı'na geçemedik. Fark ettiyseniz daha hala Milli Mücadele'nin hazırlık kısmındayız. Ben inanılmaz yaydım konuyu. Daha rahat öğrenmeniz açısından. Normalde okullarda bu konular bu kadar yayılarak anlatılan konular değil. Daha sıkıştırılmış program ki dershanelerde de böyledir. Dershanede çalıştığım için çok ben de sıkıştırılmış bir programla anlatıyorum. Ama ben sizin için bayağı bu konuyu yaydım. Evet. Tabii ki konu bitmedi ama ben size ödevinizi vereyim hemen. Evet, siz sonunda